Halkların Demokratik Partisi grubu adına Adana Milletvekili Sayın Kemal Peköz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen halkımıza selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. 8. madde hakkında grubum adına söz almış bulunmaktayım. Ancak bu maddeyle ilgili değil, bugüne kadar farklı şekillerde, farklı yerlerde ve değişik tarihlerde söylenmiş sözlerden bir demet hazırlamaya çalıştım ki bundan sonra yaşanacak olan şeylerden en azından herkes kendisine düşen payı alsın istedim. Öncelikle Maraş katliamının yıl dönümü halklarımızın birlikte yaşama iradesine iradesinin temeline yerleştirilen bombalardan birisi olan Maraş katliamını nefretle anıyorum. Yine bir hafta cenazesi sokakta bırakılmak durumunda kalan Tayyip Anay'ı anıyorum. Yine 19 Aralık 2000 yılında adına dönüş, hayata dönüş operasyonu denen ve 30 kişinin hayatını karartan, hayattan koparan eylemi kınıyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum. 6 Ekim 2014 tarihine kadar Türkiye'de gerçekleşen demokratik eylemlerde hiçbir kan akmadı, herhangi bir şiddet unsuru yaşanmadı. Ancak 7 Ekim günü Kobani'ye DAEŞ çetelerinin saldırısının dört kolda gerçekleşmesi ve büyük bir katliamla karşı karşıya kalması üzerine halklarımızın sokağa çıkıp protesto gösterisi yapması, daha sonra 7 Ekim günü Sayın Erdoğan'ın İslahiye'de Kobani dediğiniz o da düştü düşüyor demesi ve akabinde Varto'da bir gencin hayatını kaybetmesi sonucu gelişen olaylarda 54 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Bu 54 yurttaşımızın 47 tanesi partimizin üyesi ve çalışanıydı. Fakat bugüne kadar iktidar mensupları bu olaydan söz ederlerken sadece bir kişiyi andılar, 53 kişiyi de görmezden geldiler. Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Yine 2013 yılında Balıkesir mitinginde Sayın Erdoğan sözüm sürecine odaklanmışız. Niye? Terörü bitirelim. Kan dursun, analar ağlamasın. Biz bunu istiyoruz ama samimi istiyoruz dediniz. 14 Mart 2014 tarihinde Gaziantep mitinginde Berkin Elvan'ın annesini yuvalattınız. İlk kez 27 Mayıs 1995'te kaybolan yakınlarını aramak için sokağa çıkan insanların cumartesi annelerinin eylemini yasakladınız. 1 Haziran 2011 tarihinde Diyarbakır'da benim için ne Türk milliyetçiliği var ne Kürt milliyetçiliği var. Hepsi benim kardeşimdir, canımdır. Bizim farkımız bu. Red politikalarını da, inkar ve asimilasyon politikalarını da en iyi ben bilirim dediniz. 28 Aralık 2011 günü sadece 50 Türk lirası kazanmak için yapay sınırın öte tarafına geçen 19'u da henüz reşit bile olmayan 34 insanımızı katledilmesine seyirci kaldınız. Son 10 yılda en az 63 çırpı aracın çarpması sonucu 63 vaka meydana geldi. 16'sı çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 36 kişi hayatını kaybetti. Bu konuda bugüne kadar bir tek söz bile söylemediniz. Sıkışınca %52 oy aldık diyorsunuz ama çok daha yüksek oranlarda oy alan belediye başkanlarımızı hapsediyor, haklarını gasp ediyorsunuz. Şu anda 31'i kayyum atanmış olarak, 6 tanesi de daha önce mazbataları verilmeyerek 37 belediye başkanımızın 21 tanesi cezaevindedir. Belediye başkanları daha para gönderdiler diyorlar. Her sefer söylememize rağmen bugüne kadar bir tanesini ispatlayamadınız. İspatlayamazsınız çünkü öyle bir şey hiç olmadı. Yine Tahir Elçi göz göre göre katledildi. O zamanki başbakan bu bizim namus borcumuzdur. Katillerini ortaya çıkaracağız dedi. Ancak bugüne kadar bir arpa boyu yol alınmadı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2010 yılı için 2019 yılında 2,5 milyon kişiye iş bulacağız dediniz ama geldiğimiz yerde 837.000 ek işsiz yarattınız. Alevilerin ibadethanelerine saygı duyacağız, cemevlerine statü tanıyacağız dediniz. Bunları gerçekleştirmemekle kalmadınız.
Alevi köylerine cami yapma atağını başlattınız. Darbe Allah'ın lütfüdür dediniz. On binlerce insanın bir gecede hayatını kararttınız. Bir günde 4000'in üzerinde savcı ve hakimi görevden aldınız. Buna karşı değilim ama bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bu kadar insanı nasıl bir günde tespit edebildiniz? Bence siz onları önceden biliyordunuz. Çünkü oralara sizler yerleştirmiştiniz. Defalarca kardeşiz dediniz ama Kürtlerin tarihsel, kültürel değer verdiği isimleri, parkları, mahalle ve sokak isimlerini, heykellerini kaldırdınız. Yerlerini değiştirdiniz. Ahmet-i Hani anıtı, Mervanileri simgeleyen kabartmalar, Roboski anıtı, Orhan Doğan heykeli bunlardan birkaç tanesidir. Kürtçe yayın yapan Zarok TV'yi kapattınız. Sadece Kürtçe masal anlatıyordu arkadaşlar. İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan olmakla övünüyorsunuz ama kadın cinayetleri son 7 yılda %1400, kadın şiddet davaları %366, cinsel taciz davaları %449 artmış durumda. Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksine göre Türkiye cinsiyet eşitsizliği açısından 149. ülke, 149 ülke arasında 130. iş hayatına katılım ve fırsat eşitliği açısından da 136. sırada. 22 Aralık 2002'de Moskova'da AKP başkanlığı ziyareti sırasında bir işçi Kürt sorununu çözün, bu acılar artık yaşanmasın deyince şimdiki Cumhurbaşkanı sorun var diye inanmayacaksın. Yok diye inanacaksın. Eğer sorun var diye inanırsanız sorun olur. Sorun yok derseniz sorun ortadan kalkar. Biz böyle düşünüyoruz, böyle söylüyoruz dedi. 12 Ağustos 2005 Diyarbakır'da Başbakan Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Anayasal düzen dahilinde her sorunu daha çok demokrasi, daha çok vatandaşlık hukuku, daha çok refah ile çözüm yoluna koyacağız dedi. 1 Şubat 2009'da Diyarbakır'da yine Başbakan buna ister Kürt sorunu deyin, ister Güneydoğu sorunu deyin, ister Doğu sorunu deyin, isterseniz son olarak yine de aldandırdığımız gibi Kürt açılımı deyin. Ne derselik diyelim, bunun üzerinde bir çalışmayı başlattık ve bunu mutlaka sonlandıracağız dedi. 73 milyon insanımız Türkiye Cumhuriyeti üst kimliği altında birdir. Üst kimlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Bunun altında herkesin etnik bir aidiyeti vardır dediniz. Başbakan olarak da Türkiye Kürt sorununu savunuyorum, savunmaya da devam edeceğim diye ifade kullandınız. Bu ülkede artık Kürt sorunu yoktur, kabul etmiyoruz da 30 Haziran 2011'de söylediniz. 2 Mart 2010'da Balıkesir'de mitingde, Bigadit ilçe meydanında 5 tesisin toplu açılışı töreninde çözüm sürecine odaklanmışız. Niye? Terörü bitirelim, kan akmasın, anneler ağlamasın, biz bunu istiyoruz ve bunu samimi olarak istiyoruz dediniz. Daha sonra 16 Kasım 2013'te yanında Mesut Barzani, Şivan Perver, İbrahim Tatlıses vardı ve bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ilk defa Türkiye'de Kürdistan sözcüğünü mitingde telaffuz etti, dile getirdi. Bir annenin çocuğuyla ana dilinde konuşamaması büyük azap, bundan daha büyük ne azap olabilir? Şivan Perver'in kasetlerin nasıl gizli gizli dinlendiğini ben bilirim. Faili meçhullerin, işkencelerin, sürgünlerin ne büyük acılar olduğunu bilirim. Doğuda, dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını, 76 milyonun kucaklaştığını birlikte yeni Türkiye olduklarını göreceğiz diye ifade ettiniz. Ama o günden bugüne kadar suların altında çok şey aktı, köprülerin altında çok şey geçti ama sorun olduğu gibi yerli yerinde duruyor. Biz size düşmanlık yapıyorsunuz, Kürtlere düşmanlık yapıyorsunuz dediğimiz zaman çok kızıyorsunuz ama Kürtlerle buradaki herhangi bir eylemle ilişkisi olmayan, dünyanın neresinde olursa olsun Kürtlerle ilgili herhangi bir gelişme olduğunda hemen karşı çıkıyor, tavır alıyorsunuz. Japonya'da Kürtçe dersine karşı çıktığınız gibi, Çin'de Kürtçe dersine karşı çıktığınız gibi, Kuzey Irak'ta Kürdistan yönetiminin referandumuna karşı çıktığınız gibi, üstelik ticari ilişkileriniz varken, 12 milyon dolar karşılıklı ticaret ilişkiniz varken bunları bile göze alabildiniz ve ona karşı çıktınız. Bunlarla yetinmediniz. Afrin'de sadece ve Afrin'de 136 bin kişinin yerini yurdunu terk etmesine, çadırlarda kışı geçirmesine, yazı geçirmesine
ve önümüzdeki dönemde ne olacağı belli olmayan bir dönemde yaşamalarını sürdürmeye mahkum ettiniz. Onun için biz size diyoruz ki bu sorun çözülmeden daha önce Başbakan'ın, şimdiki Cumhurbaşkanı'nın da izah ettiği gibi, değişik çevrelerin, yöneticilerinizin, sorumlularınızın dile getirdiği gibi, bu sorun çözülmeden Türkiye'de huzurun olmayacağını, ekonominin düzelmeyeceğini, nasıl bir bütçe yaparsanız yapın, bu bütçenin halka yarar ve fayda getiremeyeceğini ifade ediyor.